Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün 27 natın üzerinde seyir yapıyoruz. Solo seyir yapıyorum. Tek başımayım. Bayağı heyecanlıyım. Yani size rüzgar sesi vermeden, pardon, görüntü aldırmaya çalışıyorum. Çünkü hayli zorlanıyorum. Normalde bugün 14-15 knot olması gerekiyordu. Kaçaklarla beraber 27 olacağını hiç zannetmiyordum. Ara ara 27'leri gördüm. Hatta göremediğim 30 natlar falan da vardır. Şuradan size görsel vermeye çalışayım. Yani mikrofonu göğsümde içeri doğru alıp çekmeye çalışıyorum. İnanın oldukça zorlanıyorum. Çok sıkıntılı bir pozisyon. Cenova'yı birinci camadandan daha kısa açtım. Burası rüzgar altı. Şöyle mikrofonu gizlemeye çalışayım. Size buradan görsel vermeye çalışayım. Merdivenin oraya siniyorum çünkü. Buradayım. Evet, yelkencide merak salacak arkadaşlarımız. Sonuçta böyle sahneler, gerçek sahneler. Bu herkesin başına gelebilecek, hepimizin başına gelebilecek sahneler. Hani mümkün mertebe soğukkanlı olmakta fayda var. Biraz önce Bimini havalandı. Bimini'yi buradan iple bağladım. Botu bu şekilde aşağıda tutmayı tercih ettim. Yukarıda daha riskli olacağını zannettim. Dingi o şekilde. Şimdi gelelim sohbete arkadaşlar. Şimdi var olan bir gerçek var. Ben Ağustos ayından sonraya kaldım. Hani ailemden biraz gezeriz, tozarız, vakit geçiririz diye Ağustos'taki bütün fırtınaları Silivri'de gördüm. 50 metre zincir sermiştim. Evet, Allah'a şükürler olsun herhangi bir şey olmadı. Ama bir arkadaşım biri gelmiş tekneye çarpmış gitmiş, kaçmış hatta. Hani o işin şey bölümü, kaza bölümü. Yani güzel zaman geçirdik. İşte sezonu kapattık. Şimdi İstanbul'a dönüş vakti. Hatta ben şey planlıyordum. Eğer hava müsaade etseydi Marmara Adası, Avuç Adası hani planlıyordum. Hani sizlere de görseller çekmek için. Ama kısmet değilmiş. Yani öyle söyleyeyim. Hani konu sadece görsel, video ya da böyle bir şeyler çekmek değil. Hani amaç güzel zaman geçirmek. Biraz tripodu kapatayım. Çünkü sertintiler oluyor. Aşağı yukarı 1,5-2 metrenin üzerinde bazı yerde dalgalar var. Daha da fazla olan yerler oluyor. Sürekli etrafıma bakıyorum. Gerginim. Yani her şeyi takip etmekte fayda var. Hiçbir şey kaçırmamak gerekiyor. Bu havaları hafife almamak gerekiyor arkadaşlar. Yani benim bu söylediklerim bilen arkadaşlarıma değil, bilmeyen arkadaşlarımıza. Yani şöyle, şu an mesela tekne rotadan çıktı. Biraz sonra rotaya gireceğiz.
Ya solo seyir yapmanın sıkıntısı şurada şöyle. Tek başınasınız. Konuşabileceğiniz, paylaşabileceğiniz hiçbir şey, kimse yok. Hani mümkün mertebe tek başınıza seyir yapmamanızı öneririm. Bir şey yapacağınız zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Lavaboya gideceksiniz mesela. Ben biraz önce lavaboya gittim. Patırtı kütürtü çıktı. Lan ne oluyor dedim. Apar topar aşağıdan yukarıya bir çıkışım var. Böyle de bir durum oldu. Ama yani sonuçta bu tekneyi de İstanbul'a getirmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bilmeyen yeni arkadaşlarımıza bir ışık olmak açısından böyle havalardan hani mümkün mertebe yine de tabii korkmayın derim. Ama nasıl korkmayın? Hani hasbelkader tutup da sen tam arma açıp ben bu havalardan korkmuyorum diyemezsiniz. 27 nat, 30 nat rüzgarda ve bol dalgalı bir şeyde tam armı açamazsınız. Mümkün mertebe hani yelkenlerinizi ufak açın. Ben şöyle yapıyorum. Ana yelkenimi tam armı açtım. Neden tam armı açtım? Hani kendimce açıklamasını yapayım. Rüzgar iskele bordomdan geliyor. Yaklaşık olarak tam iskele bordomdan geliyor. Mümkün mertebe ana yelkenin açısını açabildiğim kadar açtım. Çalışabilecek kadar açtım. Çok fazla hani sert rüzgarlara maruz kalırsam açıyı daha fazla açaraktan rüzgarı def edip hani hızımı yavaşlatabilirim. Teknenin bayılmasını önleyebilirim. Buna istinaden Cenova'yı birinci camadandan daha küçük açtım. Neden? Çünkü yelkenleri tek bir yelken açılmamasının gerektiğini bir hocadan duymuştum. Gene YouTube'dan izlemiştim. Hani çünkü yelkenler eşit miktarda açılmalı diyorlar ama hani şimdi Cenova'yı tam açarsan sancağa doğru basar, açılır. Küçük açmamda fayda var, tekne bayılmaz anlamında. Güzel bir denge kurdum. Otopilota yük de binmiyor. En azından ben burada sığınaraktan seyrimi tamamlıyorum. Buradaki tabletten şu an kapalı, ekranını kapatıyorum ki pilini yemesin diye. Dümenini orada tutuyorum genelde. Aşırı serpinti olduğu için tableti bu tarafa kaçırdım. Buradan takibini yapıyorum. Yani rotadan çıkmamaya özen gösteriyorum. İstanbul'a gidebildiğim kadar gideceğim. Eğer hava bana müsaade etmezse yelkenleri kapatıp motor seyri yapmayı planlıyorum. Ama zannetmiyorum bir sıkıntı olacağını. Çünkü bu hava beni Yeşilköy'e kadar götürür. İstanbul'da sel alarmı var. Böyle bir şey söz konusu, haber söz konusu. Bakın şu an hava normale düştü. Mesela şu an hava 20 falan, 19-20 civarı. Ama Mimar Sinan'ın oradan geçerken ya orası fena ya. Öyle söyleyeyim size. Neyse yani arkadaşlar buradaki mevzumuz bu. Yelken tulumumu giydim. Hani üşümeyeyim diye. Ben güneş tepeye çıkar sıcak sıcak giderim diyordum ama hayal oldu. Zaten ayakkabı kullanıyorum. Yelkenli tekne ve tekne kullanırken mutlaka bir güverte ayakkabınız olsun. Bir şeye çarparsınız, herhangi bir şeye basarsınız, yaralanmaya sebep olması açısından. Valla diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şurada suyum var. Heyecandan bol bol susuyorum. Bol bol lavaboya gidiyorum. Suyunuzu, meyvenizi ve hani vitaminlerinizi eksik etmeyin. Çünkü burada aşırı enerji ihtiyacınız oluyor. Ve de özellikle tekseniz. Şöyle biraz size görsel göstereyim. Umarım faydası oluyordur size arkadaşlar. Şöyle mümkün mertebe net olan yerden görsel vereyim. Şimdi işte buradan Mimar Sinan istikametindeyiz. Yani şimdi tam buradaki Spreyod'un cam bölümünden göremiyorum ama yüksek bir ihtimalle güzelce marinanın önünden geçmek üzereyiz gibi. Hani tahmini konuşmaya çalışıyorum.
Ayakta durmak bile zor yani şu aşamada. Güzelce marina nerede? 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 Herhalde şu istikamet olması lazım. Evet. Yelken direklerini falan görüyorum. Şu bol blokların olduğu yer. Bakayım zoom yapabilecek miyim? İnşallah doğru yere zoomlamışımdır. Seyre çıkmadan önce aşırı gergindim arkadaşlar. Yani sonuçta takdir edersiniz ki benim de yelkencilik ve teknecilik sürecim belli. Gerçi 13 yıl ben sandal kullanıcısıydım. 3 yıldan beri de yelken kullanıcısıyım. Ya bu tecrübeler yapılmadan tekneci olunmuyor tabii. Bunu göreceksiniz, bileceksiniz. Dediğim gibi hani önce teknenizi tanıyın. Teknenizi tanıdıktan sonra bir takım önlemlerinizi alın. Hani seyir yapmakta sıkıntı görmüyorum. Yani şu an 27 knot, 30 knot. Bugün birçok yelkencinin inanıyorum ki korktuğu hava, haklılar. Ama beni bu tekneye geçirmem gerekiyor. Ne yapacaksınız? Korkunun necede faydası yok. Rabbime sığındım, besmelemi çektim, duamı ettim. Yola çıktım. Rüzgarımız kolayımıza olsun dedik. Güzel seyir yapalım. Yerimizi güzel güzel gidelim. Güzel güzel yaşayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Sizden ricam budur. Niçin? Ben sizler için çekim yapıyorum. Emek sarf ediyorum. Yani sizin de bana mükafat olarak verebileceğiniz tek şey abone olup videolarımı beğenmek, güzel yorumlar atmak. Başka bir şey değil. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Like like diyoruz.